Herkese tekrar merhabalar. Evet, şimdi hisselere dönelim diyoruz. Hisseler tarafında Garanti Bankası'na bakıyoruz ve Garanti Bankası'nın daha önce de hedeflemiş olduğumuz 7-11 belki 7.05 ihtimalinden bahsetmiştik. Nereden itibaren bahsetmiştik? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8.50'den bahsetmiş olduğumuz senaryo gerçekleşti. Ve açıkçası biz buradan belli bir noktadan sonra yukarı hareket beklemiyorduk. Nokta hedef görüldükten sonra. Yani Garanti Bankası'nda aslında şöyle bir analiz yaptığımızda neredeyse %16'lık düşüşü yakalamışız. Şu bölgeye kadar olan da tepki zaten %5 civarıydı. %5-6 civarıydı, evet. Ondan sonraki hareketi beklemediğimizi zaten paylaşmıştık. Ama son 4 gündeki harekete baktığımızda çok önemli ortalamalara yaklaştığını görüyoruz. Burada da açıkçası gördüğünüz gibi günlüklerde bile, haftalıklarda bile baktığımızda Garanti Bankası'nın iyi olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta da aynı şekilde bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyoruz. Tekrar Garanti Bankası'nda 7'ler ve 7'lerin altından özellikle 2017'de 6.5-6 hatta bunu not edin arkadaşlar 5.5 bölgesine kadar Garanti Bankası'nda bir gerileme beklediğimizi söylüyoruz. Tahminimiz bu. Çünkü bankacılık endeksine baktığımızda bankacılık endeksi de önümüzdeki haftada itibaren bir gerileme sürecine girebilir. Bu noktada bankacılık endeksinin de çok önemli bir kırılma yaşadığını ve endekste şu anki bulunmuş olduğu seviye itibariyle baktığımızda bant hareketi yaptığımız aralığı dikkate alarak şundan bahsetmek istiyoruz. Şöyle bir hedef alalım. Çizebilirsek çizdik, evet. Şöyle bir silelim şunu. Şunu alalım. Şu an bulunduğu seviye. Ve aşağıdaki hedef seviye. Bu seviyeden itibaren önümüzdeki yıl en azından bankacılık endeksinde %40'lık bir düşüş bekliyoruz. Sebebi de şu görmüş olduğunuz faizler arkadaşlar. Faizlerde biz önümüzdeki hemen yıl şunu bekliyoruz. Bakın. Temizliyorum tamamen. Daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar. Şu dipleri dikkate aldık diyoruz. Enflasyona dikkate aldık diyoruz. Dipler birbirinin üzerinde oluşmaya başladı. Giderek yukarı zorluyor. Bakın. Tepeler 11.76. En son tepe 11.89. Şu an 12'lere giden bir hareket göreceğiz büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde, haftalarda. Bu da 2009'da tek haneye geçtikten sonra faizler oluşan 13.40, 13.90, 15.70 yani 16'lara kadar ilk etapta bir hareket getirebilir. Hatta eğer böyle bir durum ihtimalinden konuşacak olursak, yani 12'lerin üzerinde haftalık, aylık kapanışlar görecek olursak, şunu alıyoruz arkadaşlar. Şuraya koyuyoruz. Bakın bize nereye hedef gösteriyor arkadaşlar. Maalesef gerek dünyadaki bir kriz, gerekse içerideki dolar 4.20 hareketi ihtimali sebebiyle faizlerde biz normalde 16'ya kadar bir hareket bekliyoruz ama köpükle birlikte %18'lere giden bir faiz hareketi sanki 2017'de bizi bekliyor gibi gözüküyor. Enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde dünyada faizlerde yükseliş bitmediği takdirde, ki Amerikan faizlerini görüyorsunuz arkadaşlar 2.57'lerde tekrar, biz burada 3 aşağıdan 1.5 üzerine koyduğumuzda Amerikan faizlerinin 4'lerin üzerinde önümüzdeki yıl 4'leri test edebileceği bir yıl olabilir. Önümüzdeki 2 yıl içinde de Amerika'da faizler 4.5 ile 5 arasına yerleşecektir. 10 yıllık faizler arkadaşlar. Bu ne demek? Bu da çok ciddi anlamda dünyada
faiz yükseliş demek. Biz bu durumda hemen tablomuza dönmek istiyorum. Bakın bizim bandımızda son kaç yılından beri? 2009 yılından beri önemli bant yukarı kırılmış olacak. Dolayısıyla %15, %16, %18 hareketini görebiliriz. Hemen şuradan tabii ki şu tablomuza dönüyorum. Bir hatırlatma mahiyetinde gördüğünüz üzere Türkiye arada en az faiz veren ülke. Dolayısıyla bizim zayıf karnımız burası. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde hisselere dönelim ve hisselerle yolumuza devam edelim. Hemen şöyle bir grafik açıyorum. Açtım grafiğimi. Mesela ne? EKGO. Belki de en fazla etkilenecek hisselerin başında gelecek arkadaşlar. Bu yıl için güçlü orta uzun vade için olumlu diye düşündüğümüz bu hisse artık gördüğümüz kadarıyla en zayıf hisselerden biri olmaya aday gibi gözüküyor. Faizler tarafındaki hareketin etkisi burada maalesef en fazla bu hissede kendini gösterebilir önümüzdeki süreçte. Hatta teknik olarak şöyle bir baktığımızda ne görüyoruz? Bunu gören söyleyecektir. Daha doğrusu biraz teknik analiz bilenler söyleyecektir arkadaşlar. Yani artık bir omuz başı omuz formasyonu olarak da bakabiliriz veya bir distribüsyon, yani illa net olarak bir omuz başı omuz formasyonu arıyoruz. Bulduk demek değil ama şunu söylemek istiyorum. Çok bariz bir burada zirve dönüş formasyonu görüyoruz. Bunu gördüğünüz üzere arkadaşlar maalesef daha önce de bahsetmiş olduğumuz olumlu süreç, bizim beklediğimiz süreç gerçekleşti ama orta uzun vade için artık beklentimizi korumadığımızı, orta uzun vadede bu hissenin 2,5'lara, 2,25'lere kadar gelebileceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Maalesef böyle bir görüntü var. Neden? Hemen formasyon olarak bakalım. Olması ihtimalini düşündüğümüzde 3,22 70 demiş olsak arada 50 kuruşluk fark var. 2.70'in altında nereyi gösteriyor? Biraz önce işaretlemiş olduğumuz eski dibini gösteriyor ki buraları görebilir. Bu hisse gerçekten çok önemli. Halkbank. Hemen bakalım. Halkbank'ta da açıkçası çok önemli bölgelerde. Bu bölgelerin geçilmesini beklemiyoruz. Faizler tarafında baktığımızda bakın arkadaşlar bu bölgeler çok önemli direnç bölgeleri. Kırıldı. Bakın. Aylardır bu bölgenin altında seyrediyor. Kırıldı. Kademeli bir şekilde yine aşağıda bahsetmiş olduğumuz noktalara doğru 8,5-7,5'lara doğru bir gerileme göreceğiz gibi gözüküyor. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda daha önce de bakın bir kere daha bir hatırlatma olsun da onlardan itibaren beklediğimiz o büyük çöküş devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Bu yılın başında da 8'lerden itibaren beklediğimiz 5 hatta 4,5 4,5'larda zaten görüldü gördüğünüz üzere. Zaman zaman yatay hareketler görebiliriz ama hedefimizi burada daha aşağı çektiğimizi söylemiştik. Nereye çekmiştik? Hemen isterseniz onu da bir kere daha bir tekrar edelim Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava Yolları'nda daha önce bahsetmiş olduğumuz 4,5 gerçekleşti. Şimdi bundan sonraki hareketin orta vadede ikinci tepe, yani 2010 yılındaki ikinci tepesi olan 3.70-3.80 bölgesine doğru beklentimizi koruduğumuzu söyleyebilirim. Onun dışında hemen isterseniz birkaç hisse daha var. Tabii birçok hisseye bakacağız. Vakıfbank diyelim. Vakıfbank diyelim. Vakıfbank'ta da benzer görüntüler var arkadaşlar. Yani aynı şekilde biraz daha uzun soluklu, uzun vadede baktığımızda bu hissede de 4'lerin altına hatta 3,5'lara 2017 yılında gelebilecek bir hareket ihtimalinden bahsediyoruz. Maalesef teknik görüntü olumlu değil. Çünkü gördüğünüz üzere sürekli tepeler birbirinin altında gelen her satışta yeni dipler yapıyor. Tabii bu son dip olmamış ama tepki cılız kaldı ortalamaların altında. Önümüzdeki süreçte biz önemli bir düşüş
sürecine gireceğiz gibi gözüküyor. İkinci bölümü